Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tekrardan bir akşam yemeği menüsü hazırlayacağım. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları bir sıralayayım. Kıymalı kabak yemeği hazırlayacağım. Fırında kaşarlı patates püresi ve ben bir Amasyalı olarak Amasya'da daha çok yapılan cimcik çorbası hazırlayacağım. Bu hamuru nerede bulabilirsiniz? Daha çok yufkacılarda satılıyor. Ama bulamazsanız da içerisine isterseniz erişte de koyabilirsiniz. Yeşil mercimeğimi de bir 15 dakika öncesinde ıslattım. Ki ıslatmakta zorunda değilsiniz, iyice de yıkayabilirsiniz. İlk önce patatesleri soyarak başlıyorum. Patateslerin kabuğunu soyuyorum. Kabuklarını soyduğum patatesi hemen şöyle nasıl doğradığımı da göstereyim. Küp küp doğruyorum. Zaten izleyeceğim için büyük doğramama gerek yok. Ya da küçük hiç fark etmez. Bu arada 4 tane patates kullandım. Hazırladığım menü gene 4 kişilik. Kettle'da kaynattığım sudan biraz patateslerin üzerine ekliyorum. Püresi arkada pişerken ben hemen cimcik çorbasını hazırlayacağım. Bir su bardağı yeşil mercimeği yıkadım. İçerisine ekliyorum. Islatmadan önce bir su bardağı ölçtüm arkadaşlar. Ona dikkat edin lütfen. Hemen üzerine kettle'da kaynattığım suyumu ekliyorum. Birazcık daha ekleyeceğim. Çünkü kaynarken su kaybedecek. Hemen onu da arka tarafı alıyorum. Orada pişsin. Bir 15 dakika kaynayacak. Çorbayı da arka tarafa aldım. O da orada pişsin. Ben hemen burada kabak yemeğimi koyacağım. Şöyle 100-150 gram arası kıyma kullanıyorum. Biraz don olabilir. Çünkü buzluktan çıkarttım. Ocağımın altını yakıyorum. Kısa aldım. Biraz rengi dönene kadar kavuracağım. Kavrulan kıymanın üzerine şöyle yarım çay bardağından daha da az sıvı yağ ekliyorum. Yemeklik doğradığım bir adet kuru soğanımı da ekliyorum. Soğanların rengi dönene kadar kavuracağım. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 2 yemek kaşığı da pirinç yıkadım. Kavrulduktan sonra üzerine doğradığım kabakları, 2 adet kabak kullandım. Şöyle biraz pul biber ekleyeceğim. Bir miktar da tuz ekliyorum. Bir 2 dakika bu şekilde kavuracağım. Kavrulduktan sonra bir su bardağı su ekliyorum. Çok fazla değil. Az suyla yapacağım çünkü. Kapağını kapatıyorum. Pişmesi için bekliyorum. Hemen bakıyorum. Bir 10 dakikada en kısık ayarda pişiyordu. Birazcık daha su ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağı daha. Sulu olmayacak ama dibine de tutmaması gerekiyor. Sık sık kontrol edin. Dibine tutmasın. Azıcık daha pişsin. Yeşil mercimekler de pişti artık. İçerisine şöyle bir kase çorbalık hamur atıyorum. Hamurlar pişene kadar sadece kaynatacağım. Kapağını tekrar kapatıyorum. Çorba orada pişerken kabağımın da artık altını kapatıyorum. Kapattıktan sonra şöyle içerisine bir tutam dereotu ekleyeceğim. Eğer dereotunu sevmiyorsanız maydanoz da ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Dereotunu, maydanozu
Ocağınızın altını kapattıktan sonra ekleyin. Şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir suyu kalmadı. Sürekli kontrol ederek pişirin yemeğinizi. Kabak yemeğim de hazır. Püresini yapmaya başlıyorum. Şöyle bir ezecekle. Önce patates eziyorum. İçerisinde su kalmadı. Kalan suyu da döktüm. Ezdikten sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Eğer isterseniz süt de ekleyebilirsiniz. Patatesin sıcağıyla tereyağı eriyecek. Haşlarken hiç tuz eklemediğim için bolca tuz ekliyorum. Şöyle kaşığın ucuyla da karabiber karıştırıyorum. Şöyle bir tutam sadece kaşar ekleyeceğim. Çünkü üzerine bolca ekleyeceğim için içine çok eklemiyorum. Şöyle uygun bir borcama patates püremi alıyorum. Şöyle yayıyorum. Yine de şöyle kaşar rendesi koyuyorum. Ne kadar bol koyarsanız o kadar daha çok kızarır üzeri. Ama çok sevmiyorum diyorsanız azaltabilirsiniz. Derecelik fırında alt üst ayarda üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çorbama geçtim artık. O da pişti. Şöyle yakından göstereyim sizlere de. Mercimekte hamurları da pişti. Kapatıyorum artık. Birazcık ilk sıcaklığının çıkması gerekiyor. Ben hemen o arada burada da tereyağıyla nane hazırlayacağım çorbanın üzeri için. Bir yemek kaşığı tereyağını tavamın içerisine aldım. Eriyen yağın içerisine bir yemek kaşığı dolusu nane ekliyorum. Bir kase yoğurdu çırptım. Hemen ilk sıcağı çıktıktan sonra şöyle birazcık yoğurdun içerisine alıyorum ılışması için. Çırpıyorum. İçerisine ekliyorum. Yoğurdunuzun tam anlamıyla ılımış olduğundan emin olun, yoksa yoğurdunuz kesilir. Hatta zamanınız varsa çorbanız iyice soğuduktan sonra yoğurdunu ekleyin. Benim şu an zamanım olmadığı için hemen katmam gerekiyordu. Hemen ardından tuzunu da ekliyorum. Ve hazırladığım naneyi. Evet, çorbam da hazır. Gördüğünüz gibi.
bugün de yemeklerimin hepsi hazır. Neler hazırladım? Hemen şöyle tek tek bir sıralayayım. Cimcik çorbası, diğer adıyla da hamur çorbası diyebilirim. Kıymalı kabak yemeği, fırında kaşarlı patates püresi. Hemen kabağın yanına şöyle yoğurtlu, sarımsaklı bir yoğurt hazırladım. Ve cimcik çorbasının yanına bizler sarımsak katarak yeriz. Tabağımıza koyduktan sonra birazcık da sarımsak ekleyerek tüketiyoruz. Eğer sizler de hiç denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim bir kere de olsa. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.